أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بِتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذريتي؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم محترم kardeşlerim, الله عز وجل Bakara بقرة سورة بقرة سورة آية maalen şöyle buyuruyor. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyumdan da önderler yap ya Rabbi dedi ve Allah ahdim zalimlere ermez, onlar için söz vermem buyurdular. Muhterem kardeşlerim bu ayeti kerimede bizlere İbrahim Aleyhisselam ile bir şeriat vermiş. Allahu Zülcelal Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a bir şeriat veriyor ve o da bu şeriatı insanlara güzel bir şekilde ve tam olarak tebliğ ediyor. Onda hiçbir eksiklik bırakmıyor. Allah'ın kendisine vermiş olduğu görevi hakkıyla yerine getiriyor. Zalim Nemrut rejimine başkaldırıyor ve oğlu İsmail'i Allah'ın emri gereği kurban etmek istiyor ve imtihanı başarıyla tamamladığında Allahu Teala da İbrahim'e şöyle sesleniyor. Muhakkak ki ben seni insanlara dinde kendisine uyulacak bir önder kılacağım. Evet İbrahim Aleyhisselam e, zürriyetini de merak ederek soyumdan gelenleri de dinde kendilerine uyulacak önderler kılacak mısın diye soruyor. Bunun üzerine Allahu Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Zürriyetinin tamamı dinde önder olmayacaktır. Çünkü senin zürriyetinden Allah'a şirk koşarak, nefislerine haksızlık yaparak da insanlara zulmeden zalim kimseler çıkacaktır. Evet. Allahu ekber. Allah'ın risalet ve İmamet ahdi zalimlere ulaşmaz. Onlar için ilahi bir vaat söz konusu değildir. Buyuruyor Allahu Zülcelal Hazretleri.